Dostlar herkese selam. Bir önceki videoda Muş'a sağ salim vardığımı söylemiştim. Birçok şehirde olduğu gibi Muş merkezde de pek bir şey bulamadım. Ben de çok oyalanmadan Tarihi Murat Köprüsü'nü ve Murat Nehri'ni görmeye gittim. Köprü harikaydı ama köprüyü de içine alan 50.000 metrekare alana sahip bir millet bahçesi olduğunu ve Muhammed Alparslan heykelinin de burada olduğundan hiç haberim yoktu. Bu benim için büyük bir sürpriz olmakla birlikte benim pek de hoşuma gitmeyen bir sürpriz daha yaşadım. Bu harika ve devasa parkta geceyi geçirebileceğimi düşündüm ve bu düşüncemi kapılarda güvenlik görevlisi olarak görev yapan koruculara söyledim. Onlar da bana parkın hemen yanında bulunan jandarma karakolundaki karakol komutanından izin almam gerektiğini söylediler. Hemen motoruma atlayıp karakola gittim ve komutandan izin aldım. Çünkü akşam olmadan geceye geçirebileceğim yeri artık bulmam gerekiyordu. Nöbetçi komutan izin vermesini verdi ama gecenin ilerleyen saatlerinde tam yatmaya yakın telefon numaramı vermiş olduğum uzman astsubayı aradı. Ne değişti bilmiyorum ama valilikten izin almadan burada kalamayacağımı söyledi. Moralim çok bozuldu ama askere lafı uzatmanın hiçbir gereği olmadığını düşünerek pılımı pırtımı topladım. Yakındaki bir benzincinin mescidinde yatıp geceyi o şekilde geçirdim. Mescitte rahat rahat uyudum ama tabi sabah uyandığımda böyle bir manzarayı görme zevkini sebebini bilmediğim bir şeyden dolayı kaçırdım. Tabi bu duruma takılıp kalıp keyfimizi kaçırmanın hiçbir manası yok. Sabah erkenden kalkıp tekere döndürmeye, Tunceli'ye doğru gitmeye devam ettim. Yolumun üzerinde hepinizin belki bildiği bu tabiat anıtı denilen yüzen adalara gittim. Manzara görmüş olduğunuz gibi harikaydı. Giriş ücretli olduğu için ben sadece yukarıdan seyretmeyi, görüntü almayı, böyle etrafa bakmayı tercih ettim. Bu harika manzaranın iyice tadını çıkartıp biraz da dinlendikten sonra tabii ki tekrar yola koyuldum. Tabii yol Tunceli istikametinde beni Bingöl'e getirdi. Bingöl de Şırnak gibi çok küçük bir şehir. Dolayısıyla Bingöl'de de çok oyalanmadım. Burası şehitlik anıtı efendim. Hemen şehrin çıkışında burada da şehitlerimiz için dua ettikten sonra manzaralar eşliğinde Elazığ'ın çok harika bir ilçesi olan Palu'ya vardım. Palu tarihinde 3-4 defa yeri değişmiş enteresan bir şehir. Ama ona rağmen tarihi eserleriyle tam bir açık hava müzesi dediğimiz şehirlerimizden bir tanesi Palu. Tarihiyle birlikte doğası, manzarası da harika. Ve bu görmüş olduğunuz tarihi köprü de halen araç trafiğine açık. Genelde biliyorsunuz böyle tarihi köprüler trafiğe kapalı olur. Ama dedim ya, Palu enteresan bir şehir. Tarihi köprünün hemen yanında da trenlerin geçmesi için demir köprü var. Bu demir köprü doğuya giden trenlere hala hizmet veriyor. Şimdi benim yapmış olduğum gibi kaleye de çıkarsanız bu muhteşem manzarayı, trenlerin geçişini, nehri, bu harika manzarayı görme şansına erişirsiniz. Dostlar kaleye çıkmak öyle çok da zor değil. Zaten dibine kadar da yol gidiyor. Kaleye çıkıp mutlaka bu eşsiz manzaranın keyfine, tarihi eserleri, bu coğrafyayı, bu harika manzarayı yukarıdan seyretmenizi ısrarla tavsiye ediyorum. Doğu turu yaparken de listenizin en başlarına ekleyebileceğiniz ve görmüş olduğunuz gibi anlatmaya gerek yok efendim. Harika bir yer. Doğu turunda listenizin baş taraflarına yazın. Tek tavsiyem serin zamanlarda, serin aylarda gelirseniz çok daha güzel olur, çok daha rahat gezersiniz diye tavsiye ediyorum. Aynı zamanda böyle bir gün batımını da seyrettikten sonra geceyi Palu'da geçirdim.
Dostlar, Palo'dan sonra yine Elazığ'ın şirin ilçelerinden bir tanesi Sivrice'ye vardım. Sivrice, Hazar Gölü'nün kıyısında şirin mi şirin, doğası harika bir şehir. Göl kenarı da alabildiğince kamp alanlarıyla dolu. Ücretli alanlardan daha çok ücretsiz kamp yapabileceğiniz alanlar var ama gerçekten çok bakımsız kalmış, göz ardı edilmiş, birazcık da pisti. Ama buna rağmen gölün suyu tertemiz, balık tutabilir, yüzebilirsiniz. Burada da karavanıyla memleket memleket gezen hemşerim Dursun Ali Altun hocamla tanıştım. Kendisiyle çok hoş sohbetlerimiz oldu. Ertesi günde 20 sene kadar önce gitmiş olduğum Elazığ merkeze gittim efendim. Şehir öylesine büyümüş ki yani benim hatırladığım Elazığ'la hiçbir alakası yoktu. Burası da Bakırcılar Çarşısı dostlar. Böyle kalay yapan bir ustaya denk geldim. Sağ olsun görüntü almama da izin verdi. Ateşin birkaç metre gerisinde olmuş olmama rağmen sıcaklığı beni rahatsız etti. Hem yazın yakıcı sıcağı hem böyle ateşin başında olmak gerçekten çok zor dostlar. Ustaya eline sağlık deyip kolaylık dileyip çarşıyı gezmeye devam ettim. Dostlar, Elazığ'da Bakırcılar Çarşısı olsun, hemen yanında Kapalı Çarşısı olsun, şehir içerisinde gezip görebileceğiniz birçok yer bulabilirsiniz. Ben de şehir içerisinde biraz gezdikten sonra en çok merak ettiğim Harput'a çıktım. Artık sıcaktan mıdır yoksa Harput'un güzelliğine kendimi kaptırdığım için midir bilmiyorum. Bu fotoğraftan başka Harput'ta hiçbir görüntü almamışım. Harput'u da gezilecek yerlerin listesine aldıktan sonra Meşeli'ye, oradan da feribota binip Pertek'e geçtim. Pertek'e ayak basınca da Tunceli il sınırlarına girmiş oldum dostlar. Çok heyecanlıyım. Pertek'te de durmadım. Tunceli'ye kadar devam ettim ama Tunceli bir sonraki videoda artık. Bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı ve videoya beğeni yapmayı ihmal etmeyin dostlar. Görüşünceye kadar da hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun.